Efendim merhaba, TRT Haber ekranlarına, özel röportajımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Çok kıymetli bir konuğumuz var TRT Haber'de. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Şimdi çok yoğun bir programınızın olduğunu biliyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı. Bu yoğunlukta kırmadınız, teşrif ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Zira uzun zamandır sizinle bu yanı yapmak istiyorduk. Gündem oldukça yoğun, konu başlıklarımız çok yoğun. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk başlığımız büyüme. Bugün saat 10 itibariyle Türkiye'nin 2023'teki 3. çeyrek büyümesini öğrenmiş olduk. 5,9 olarak açıklandı. Yani 2020 yılının 2. çeyreğinden bu yana üst üste Türk ekonomisi 13 kez büyümüş oldu. Beklentiler 5,19 düzeyindeydi. Beklentilerin üzerinde bir büyüme oranıyla karşı karşıya kaldık. Ne dersiniz efendim? Büyüme güçlü. Ve her ne kadar önümüzdeki dönemde bir miktar yavaşlama ihtimali varsa da 2023'e ilişkin OVP'deki yani orta vadeli programdaki öngörülerimizle paralel gidiyor. Dolayısıyla programda biz %4.4'lük bir büyüme öngörmüştük. Bu tabii belki düşük gibi gelebilir ama küresel büyüme %3 muhtemelen belki de %3'ün altında olacak. Dolayısıyla küresel büyümenin yaklaşık 1,5 katı hızlı büyüyor olacağız. Yani 2023'te orta vadeli programdaki %4.4'lük hedefi gerçekleştirirsek ki bu rakamlar onunla tutarlı, küresel büyümenin oldukça üzerinde bir büyüme sağlamış olacağız. İstihdam artışı çok güçlü. Burada önemli olan bir husus var. Büyümenin yeniden dengelenmesi. Burada da yeniden dengelenme başladı. Hafif bir şekilde 3. çeyrekte. Şöyle bir rakam vereyim. Net ihracatın etkisi örneğin bir önceki yani çeyreğe baktığınız zaman veya yılın ilk yarısına baktığınız zaman eksi %4.9'du. Yani aşağı çekiyordu büyümeyi. Net ihracat. Şimdi onun negatif etkisi azaldı ve eksi 2.6'ya düştü. Bu önemli. İç talebin etkisi örneğin daha önce %8.8 puanlıktı. 8,5 puana geriledi. Şimdi bizim amacımız ne? Programın amacı büyümeyi yeniden dengelemek. Yani daha kaliteli bir büyümeyi, yatırıma ve net ihracata dayalı büyümeyi sağlamak. Biz bunu önemsiyoruz. Büyüme bir taraftan güçlü. Tabii bu çok anlamlı ve cesaret verici. Ama burada önemli olan büyümenin kalitesini de artırabilmek. İşte bizim orta vadeli programın hedefi kalite noktasında da hedeflerimizi gerçekleştirmek. Yani iç talep daha ılımlı hale dönerken net ihracatın etkisinin olumluya dönmesini bekliyoruz. Böylece Türkiye daha sürdürülebilir, yüksek büyüme patikasına girmiş olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu tabii ki bir taraftan fiyat istikrarını sağlayarak yapacağız. Yani enflasyonu tek haneye düşürerek yapacağız orta vadede. Çünkü enflasyonu tek haneye düşürebilirsek yüksek sürdürülebilir büyümeyi, yani sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayabiliriz. İkincisi de verimlilik artışıyla. Tabii verimlilik artışı doğru yatırımlarla, reformlarla olur. Yani bir taraftan yatırımların üretken alanlara kaydırılması ki bu programımızın önemli bir hedefi. Bir taraftan da reformlarla rekabet ortamını iyileştirerek verimliliği artırmak. Dolayısıyla büyümenin İki ana motoru önümüzdeki dönemde bir taraftan verimlilik artışı, bir taraftan da tabii ki fiyat istikrarını sağlayarak ve var olan imkanları üretken alanlara kanalize ederek büyümenin yüksek tutulması, verimliliğin yüksek tutulması. Yani esas olarak biz şu anda verimliliğe odaklanacağız. Büyümenin yüksek çıkması, beklenenden yüksek çıkması olumlu. Yeniden dengelenmenin başlanması olumlu ama bu yeterli değil.
Önümüzdeki dönemde büyüme büyük ihtimalle bir miktar yavaşlayacak. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Burada korkulacak bir şey yok. Burada önemli olan Türkiye'nin orta vadeli program perspektifiyle yüksek sürdürülebilir patikasına girmesi. Bunu da başaracağız. Yani şunu anlıyoruz aslında, nicelik yani sayısal yansıma, somut yansıma elbette çok olumlu, çok önemli, çok gerekli ama verimlilik esasını bünyesinde barındıran nitelik kısmını da birlikte götürmek istiyorsunuz. Evet. Hem etkin hem de etkili bir büyüme sağlayabilmek için. Sayın Bakanım, büyüme oranlarını değerlendirirken ilk olarak orta vadeli programa atıfta bulundunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk olarak aylarca bu programa yoğunlaştınız, odaklandınız ve bu program kapsamında çalıştınız aslında. Sonrasında da yani OVP açıklanır açıklanmaz hızla sahalara indiniz. Yerli yabancı bütün yatırımcılarla aslında OVP'nin bütün detaylarını paylaştınız. Az evvel bazı başlıklara değindiniz ama ben yine de sormak istiyorum. Orta vadeli programın satır başlarıyla hedefleri nelerdir? Yani makro açıdan neleri başaracağız? Tabii orta vadeli programımız biliyorsunuz kamuoyuyla Eylül ayında paylaşıldı. Aslında biz fiilen uygulamasını Haziran'dan itibaren de başlatmıştık. Orta vadeli programın birkaç önemli bileşeni var ve birkaç tane de önemli hedefi var. Şimdi birinci bileşen dezenflasyon programı. Ne demek? Yani enflasyonu önce kontrol altına alıp daha sonra tek haneye indirecek bir program. Yani orta vadeli programın en önemli bileşeni fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarından kastımız enflasyonun düşürülüp tek hanede tutulmasıdır. Şimdi burada hedefimiz bu sene enflasyonu kontrol altına almak, gelecek sene sonu %34'e indirmek ve daha sonraki işte 2025 ve 2026 sonunda da tek haneye düşürmek. Şimdi bu en önemli bileşen bu. Bunun için ne yaptık? Burada para politikasında bir rasyonelleşmeye gittik. Yani iç talebi daha makul bir düzeyde tutmak için, bozulan fiyatlama davranışlarını düzeltmek için bir para politikasında bir iyileştirmeye gittik. Bu devam ediyor. Merkez Bankası esas itibariyle burada gerekeni yapıyor. İkinci olarak tabii ki maliye politikası ayağında bizim depreme rağmen bir mali disiplini tesis etme çabamız var. Türkiye'nin aslında mali disiplin noktasındaki duruşu hükümetlerimiz döneminde çok güçlü. Son 20 yıla bakarsanız bütçe açığının milli gelire oranı %2.4. Bu sene depremin etkisiyle orta vadeli programda bu açığın %6.4'e kadar yükselmesi ihtimalini tabii öngördük. Şunu söyleyebilirim. Programı yaptıktan sonra özellikle gelir performansımız çok daha güçlü. Ayrıca biz tabii ki harcamalarda da çok tutumlu davranıyoruz. Yani rasyonel bir çaba içerisindeyiz. İkisinin bileşeni olarak çok büyük ihtimalle bu sene bütçe açığı orta vadeli programda öngörülenden biraz daha düşük olabilir. Bu da önemli bir hedef. Üçüncü hedef yapısal dönüşüm. Yani yapısal reformlar. Reformları yaparak Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak istiyoruz. Reformları yaparak Türkiye'de verimliliği artırmak istiyoruz. Reformlarla Türkiye'de tasarrufları artırmak istiyoruz. Ülkemizde tabii ki istihdamı artırmak istiyoruz. Ama önemli bileşenlerden bir tanesi yeşil dönüşümdür. Diğer bir tanesi dijital dönüşümdür. Dolayısıyla Türkiye'nin yapısal dönüşümü yani yapısal reform gündemi de orta vadeli programın en önemli üçüncü bileşeni. Peki bu programın hedefleri ne? Aslında zikrettim. Tek haneli enflasyon. Bu çok önemli. Çünkü tek haneli enflasyon kalıcı refah artışının ön koşuludur. Bakın size basit bir örnek vereyim. 90'lı yıllara giderseniz büyümemiz çok düşük. Enflasyon yüksek ve çok oynak.
2000'li yıllara geldiğiniz zaman büyüme 90'lı yılların iki katına çıkıyor. Neden? Çünkü enflasyon tek haneye düşürülmüş ve oynaklık azaltılmış. Ne demek? İş alemi önünü görebiliyor. Bu çok değerli bir şey. Dolayısıyla enflasyonun tek haneye düşürülmesi ana hedef. Bütçe açığının orta vadeli program sonucunda %3'ün altına düşürülmesi. Önemli bir hedef. Neden? Çünkü uluslararası en iyi normları baz alıyoruz. Maastricht kriterini baz alıyoruz. Bütçe açığını milli gelire oran olarak %3'ün altına düşüreceğiz. Orta vadeli program çerçevesinde. Diğer bir hedefimiz, az önce de söyledim, cari açığı azaltacak, enflasyonu kontrol altına almamıza yardımcı olacak bir büyümede yeniden dengelenme lazım. Yani net ihracatı desteklerken iç talebin makul düzeyde sürdürülmesi. Yeniden bir dengelenmeye ihtiyacımız var. Bu da başladı. Diğer bir hedefimiz rezervlerin güçlendirilmesi. Yani Türkiye'nin uluslararası rezervlerini daha da güçlendireceğiz. Amacımız ne? Burada da hani somut bir kriter var mı diye sorabilirsiniz. Geniş anlamda rezervlerin vadesi bir yıldan az olan dış borçlarına oranını 1'e doğru yükseltmek. Şu anda 0.84 civarındayız. Yükselmiş durumda. Ama biz bunu bir düzeyine çıkartmak istiyoruz. Geniş anlamda dediğim gibi rezerv düzeyini kısa vadeli borçların çok üzerine çıkartmak istiyoruz. Diğer bir hedefimiz tabii ki burada kur korumalıdan çıkış. Neden? Çünkü kur korumalı bir koşullu yükümlülüktür devlet için. Yani bu bunun zamanla tabii ki bitirilmesi gerekiyor. Buna yönelik çalışmalarımıza başladık. Kur korumalıda da yani azaltılması noktasında ilerleme sağlıyoruz. Bu konuda da önümüzdeki dönemde ilave adımlar atabiliriz. Dolayısıyla programın ana hedeflerine baktığınız zaman aslında şunu kastediyoruz. Yüksek sürdürülebilir büyüme, yani daha çok istihdam, daha dengeli büyüme, bununla birlikte de makro finansal istikrarın sağlandığı bir ortam. Rezerv birikimi o noktada tabii ki devreye giriyor, fiyat istikrarı o noktada devreye giriyor. Şimdi efendim yabancı yatırımcıyı da elbette konuşmak ve ayrı bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'nin bu hikayesini anlatabilmek adına işte Körfez ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı ziyaret ettiniz. Yabancılar az evvel detaylarını paylaştığınız orta vadeli programı nasıl değerlendiriyor? Programa bir güven oluştu mu? Ek olarak şunu da sorabilirim. İşte hususların altını çizdiniz, önemli. Rasyonelleşme, makro finansal istikrar, fiyat istikrarı, belki öngörülebilir kur, faiz oranları. Bunları ben şık olarak saysam hepsi şıkkında ekleyebilir miyiz buna? Hepsi. Çok doğru bir şık olur. Şöyle, tabii biz öncelikle şunu söyleyeyim. Bu program çalışıyor. Programın iş tutarlılığı var, güvenirliği var. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Dışarıda programa, içeride de programa güven artıyor. İnanç artıyor. Bazı soru işaretleri yok. Bu her zaman olur. Bu normaldir. Zaten yani bunu normal karşılıyorum ben. Burada ben size birkaç somut rakamla programın müsaade ederseniz çalıştığını lütfen ifade etmek istiyorum. Birincisi, Türkiye'nin küresel risk algısı düşüyor. Bunun en önemli göstergesi risk primidir. Buna CDS diyorlar. Basitleştirmeye çok konuşuluyor efendim. Bu CDS rakamları bu, çok takip ediliyor. CDS tabii Türkiye'de literatüre girmiş durumda. Artık herhalde sokakta bile vatandaşlarımız konuşuyor mu emin değilim ama bu çok teknik bir terim. CDS dediğiniz şey bir ülkenin iflasına karşı sigorta primi ödemeniz gerekiyorsa, yani sigortalamanız gerekiyorsa ödemeniz gereken sigorta prim düzeyini ima eden, ifade eden
bir enstrüman, öyle diyelim. Şimdi CDS'ler Türkiye'de Mayıs ayında 700'ün üzerine çıkmıştı. Dün itibariyle 330 civarına indi. Şimdi diyebilirsiniz ki diğer gelişmekte olan ülkelerde de durum nasıl? Şöyle söyleyeyim ben size. Haziran, işte Kasım arasında, yani dün itibariyle gelişmekte olan ülkelerin CDS'leri ortalama 45 baz puan düşerken Türkiye'de 370 baz puan düştü. Dolayısıyla Türkiye'nin CDS'lerinde, yani risk priminde başka ülkelere göre, gelişmekte olan ülkelere göre muazzam bir düşüş var. Yani Türkiye'nin risk algısı iyileşiyor. Türkiye'yi riskli görenler azalıyor. Bu birinci husus. Bu program sonrası ortaya çıkmış bir durum. Yani programa ciddi bir güven, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yeni ekibe programa bir güvendir. İkinci olarak sermaye girişi başladı. Bakın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye portföy akımları anlamında baktığınız zaman, yani net olarak Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'den 2.9 milyar dolarlık bir çıkış olmuş portföy yatırımları. Halbuki Haziran-Eylül dönemine baktığınız zaman yaklaşık 5 milyar dolarlık bir net artış var. Bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla hani bazen soruyorlar, işte uluslararası yatırımcılar henüz ilgi göstermiyor. Çok i̇şte seçimi bekliyorlar. Yok öyle bir şey. Burada o zaman şöyle devreye girelim. Ben bir daha bölmemek adına o eleştirileri de gündemimize aldık. Tırnak içinde söylüyorum. Yani şöyle eleştiriler de var. Program görücüye çıktı ama işte yabancı Türkiye'ye beklenen para akışını henüz işte başlatmadı vesaire. Bu böyle değil diyorsunuz. Kesinlikle. Yani bunu ima eden, bunu gösteren bir tek gösterge yok. Bakın söylüyorum size, Türkiye'nin risk primi gelişmekte olan ülkelere oranla dramatik bir şekilde düştü. Az önce rakamları verdim. CDS'ler. CDS'ler. Sermaye girişi güçlendi. Bakın size bir rakam söyleyeyim. Yani Eylül ayında, yanlış hatırlamıyorsam, gelişmekte olan ülkelerden yaklaşık 14 milyar dolar net sermaye çıkışı var. Türkiye'ye net giriş var. Ekim ayında gelişmekte olan ülkelerden net sermaye çıkışı var Türkiye'ye. Bakın, dolayısıyla Türkiye ayrışıyor. Türkiye'nin hikayesi güçlü. Türkiye'nin yeni bir programı var. Türkiye siyasi belirsizliği geride bırakmış. Çok güçlü bir dezenflasyon programı, çok güçlü bir reform programı ve kalıcı bir şekilde Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak bir programa odaklanmış durumdayız. Bir şey daha söyleyeyim. Rezervlerimiz güçlendi. Bakın Türkiye'nin rezervleri Mayıs'tan bu yana 36 milyar dolar arttı. Dolayısıyla güven olmazsa, kaynak girişi olmazsa 36 milyar dolarlık rezerv artışı mümkün değil. Diğer bir hususu söyleyeyim. Kur oynaklığı. Yani bir aylık opsiyonların ima ettiği bir kur oynaklığı diye bir mefhum var. Yani bir konsept var. Hani çok teknik detaylara girmek istemiyorum ama kur oynaklığı Mayıs ayında neredeyse %57 civarındaydı. Kasım'da bu 8'in altına düştü. Yani şöyle, kur oynaklı bir bant olsa gelişmekte olan ülkeler için, Türkiye şu anda kur oynaklığının en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi haline geldi. Dolayısıyla hangi göstergeye bakarsanız bakın, bu programa güven var, bu programa ilgi var, kaynak girişi var. Ben zaman zaman diyorum ki yılın ikinci, gelecek sene ikinci yarısından itibaren artacak diyorum. Onu sanki şimdi olmuyor ama gelecek seneye erteliyor. Sanki öyle bir şey yok. Onu söylememin sebebini ben burada açıklayayım. Gelecek senenin muhtemelen ikinci yarısında küresel finansal koşullar daha elverişli hale gelecek. Yani Fed, Avrupa Merkez Bankası gibi bankalar, dünyanın önde gelen merkez bankaları çok büyük ihtimalle faiz indirimlerine başlayacaklar. Büyük ihtimalle. Bu risk iştahını artıracak.
dünyadaki risk. Tabii ki. Dolayısıyla Türkiye programı güçlü olan, hikayesi güçlü olan Türkiye'ye ilgi daha da artacak. Benim gelecek senenin ikinci yarısından kastım bu. Yoksa şu anda zaten başlamış durumda. Şimdi dış temasları biz nasıl, ne yaptık dış temaslarda? Biz gittik bütün dünyaya, 3 aşağı 5 yukarı Türkiye ile bu bölgeyle ilgilenen, gelişmekte olan ülkelerle ilgilenen yatırımcılara gittik. Türkiye'nin programını anlattık. Yol haritasını paylaştık. Yeni hikayeyi anlattık. Ve buna ilgi yoğun. Bakın Dünya Bankası orta vadeli program açıklandıktan hemen sonra dedi ki ben Türkiye'ye taahhüt ettiğim kaynak miktarını 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkartıyorum. Çünkü ben bu programı credible görüyorum, güvenilir görüyorum. Ben bu programı yani bu programın başarılı olacağına inanıyorum. Bunu ben söylemedim. Dünya Bankası. Körfez'den çok ciddi ilgi var. Ve bu kaynağa yatırıma dönüşecek. Katar'la şimdi biz konuşuyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir program sonuçlandırdık. Meyvelerini almaya başlayacağız. Dolayısıyla ilgi çok. Dediğim gibi şu anda dünyada sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Neyi kastediyorum? Bir, küresel büyüme zayıf. Küresel büyümenin zayıf olması demek, risk iştahının zayıf olması demek. Şu anda küresel finansal koşullar çok sıkı. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere sermaye akışı zayıf. Tam da tersi, yani az önce rakamlar verdim. Yani Eylül ayında dediğim gibi yaklaşık 14 milyar dolarlık bir net çıkış var. Ekim ayında yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir çıkış var. Şimdi bunlar büyük rakamlar. Türkiye bu dönemde kaynak çekiyor. Müsaadenizle bir rakam daha söyleyeyim ve bu konuyu bitireyim. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'ye kaynak girişini göstermek açısından. Bankaların yurt dışı borçlarını rollover etme oranı Ocak-Mayıs döneminde %96 idi. Yani %100'ün altındaydı. Bakın Haziran-Eylül döneminde %142'ye çıkmış. Yani bankalar 100 dolar borç verirken 142 dolar bulmuşlar. Ne zaman? Haziran-Eylül döneminde. Bak 100 dolar. Ama Ocak-Mayıs döneminde 100 dolar borç öderken 96 dolar bulmuşlar. Basitleştiriyorum. Peki reel sektör firmaları ne yapmış? Yani bankacılık dışındaki reel sektör firmaları ne yapmış? Mesela yine Ocak-Mayıs ayında 100 dolarlık borç öderken 74 dolar bulmuşlar. Halbuki Haziran-Eylül döneminde 100 dolar borç öderken 112 dolar borç bulabilmişler. Dolayısıyla Türkiye'ye kaynak akışı başladı ve çok güçlü. Ya kaynak akışı olmazsa biz vadesine bir yıldan az kalmış 210-211 milyar dolarlık dış borcu 5-6 aydır nasıl idare ederiz? Nasıl rezerv artırırız? Tabii ki yani ciddi bir kaynak girişi var. Ama bu kaynak girişi artarak devam edecek. Özellikle de ikinci, yani önümüzdeki senenin ikinci yarısından itibaren güçlenerek artacak. O zaman Türk ekonomisini bir tarımsal faaliyete benzetirsek, konvansiyonel sulama sistemleri yerine sürdürülebilir, devamlılık arz eden, verimliliği arttıran damlama sulama sistemini tercih ediyorsunuz. İklim şu an karasal iklim olsa da, kış şartları olsa da, önümüzdeki dönemde dünyadaki risk iştahının artmasıyla birlikte, 2024 yılından bahsediyorum, iklim daha ılıman olacak, böylece bu ürünleri yetiştirmek daha kolay olacak, daha kaliteli olacak diyebilir miyiz? Yani risk iştahı anlamında doğru. Yani peki, risk iştahı artacak ama biz tabii bu bizim kısa süreli bir döngü için olarak bakmıyoruz. Türkiye'nin hikayesi güçlü. Orta uzun vadede daha da güçlenecek. Türkiye'ye ilgi orta uzun vadede daha da artacak. Enflasyonu tek haneye düşürme çabamız doğrudan yatırımları da olumlu etkileyecek. Bu da net. Çünkü öngörülebilirlik arttıkça
doğrudan yatırımlar da artacak. Fiyat istikrarıyla doğrudan tabii, ilişkili. Biz kurala dayalı, öngörülebilir bir modelle yolumuza devam ettiğimiz sürece Türkiye yatırımcı ilgisi hem içeriden hem dışarıdan artacak. Türkiye daha ucuza kaynak devşirecek ve daha uzun vadeli kaynağa erişecek ve Türkiye'nin büyümesi güçlenecek. Ama kısa vadede tabii ki bir miktar yavaşlama riskimiz var. Efendim, bir diğer eleştiriyi de hemen arz etmek istiyorum. Şimdi dövizle ilgili vatandaşın elindeki dövizi TL'ye geçirmesi, TL olarak değerlendirmesi açısından işte döviz kazançlarına %40'a kadar vergi getirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Birkaç gündür bunun gündemde ve dolaşımda olduğunu biliyoruz, özellikle ekonomi haberlerinde. Bununla ilgili en yetkili isimden görüş almak isteriz. %40'a kadar vergi için yetki alınıyor. Yani Yüce Meclisimizden Cumhurbaşkanımıza yetki alınıyor. Bu olacağı anlamına gelmiyor. Ama önümüzdeki dönemde biz liralaşma politikasını desteklemek amacıyla piyasa koşulları el verdiğinde vergi teşvik ve vergiyi bir unsur olarak, bir faktör olarak kullanıp tabii ki bu sürece katkıda bulunabiliriz. Ama bizim amacımız, şu anda ben zamanlama olarak doğru olduğunu inanmıyorum. Yetki alıyoruz. Ama önümüzdeki dönemde oturacağız. Özellikle daha adil bir vergi sistemi, verginin tabana yayılması konusunda çok ciddi adımlar atacağız. Şu anda hummalı bir reform çalışmamız var. Bir taraftan kamu harcamalarını nasıl daha rasyonel hale getirebiliriz? Nasıl daha verimli alanlara kanalize edebiliriz? Kastım o. Yani tasarruf harcamamak demek değildir aslında kamuda. Kamuda tasarruf kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesidir. Bir, tabii ki gereksiz harcamalarında kaldırılmasını içeriyor bu. Çünkü biz önemli olan Türkiye'nin altyapısına tabii ki yatırım yapacağız. Beşeri sermayeye yatırım yapacağız. Sağlığına yatırım yapacağız. Yapıyoruz zaten. Bu konularda tereddüt yok. Burada önemli olan kaynakların üretken alanlara kaydırılması. Dolayısıyla %40'lık vergiye ilişkin yetki bir yetkidir. Onun piyasa şartların el verir mi? Hangi düzeyde, hangi vadelerde, ne zaman, nasıl yapılacağı hususu daha sonra değerlendirecek bir husustur. Belki hiçbir zaman uygulamaya konulmayacak. Şu anda %40'lık bir vergi getirmiyoruz. Sadece bir yetki alınıyoruz. Piyasa koşullarına bakacağız. Programın ihtiyaçlarına bakacağız. Dolayısıyla bu çerçevede değerlendirmesi gereken bir husus. Ama aynı zamanda liralaşma, TL yatırımların teşviki hususunda da bir irade beyanı var tabii. Ama liralaşmanın ana tabii ki motoru para politikasındaki rasyonelleşmedir. Çünkü liraya güveni, portföyde daha ağırlıklı lirayı tutmayı sağlamanın yolu tabii ki para politikası üzerinden geçiyor. Ve biz burada bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak, beklentileri çıpalayacak bir yapı içerisinde bir program çerçevesine gidiyoruz. Dolayısıyla burada bizim hedefimiz tabii ki vergi yoluyla sadece, vergi bir sadece bir faktör. Ama ana faktör vergi değil. Ana faktör para politikası. Ana faktör yapısal dönüşüm. Ana faktör maliye politikası. Vergi burada sadece bir enstrüman. Dediğim gibi yetki alınıyor. Yetkinin kullanılıp kullanılamayacağı, niçin kullanılacağı, hangi vadeler için, hangi enstrümanlar için, ne zaman kullanacağı hususu programın gidişatına göre önümüzdeki yıllarda bakacağız. Peki efendim. Enflasyon başlığı ile ilgili aslında birçok hususa değindiniz ama müstakil olarak konuşmak istiyorum elbette. Tek haneye düşürme hedefimiz var. Yani şöyle arz ettiniz. Önce kontrol altına al, sonra tek haneye indir, çıpala ve böylece bütüncül olarak fiyat istikrarını sağla. Bizim nihai hedefimiz bu. Kalıcı refah artışının da ön koşulu
diye eklediniz. Şimdi faizlerin yükseldiği ancak enflasyonun henüz istediğimiz düzeyde olmadığı bir süreç içerisindeyiz. Henüz süreç bitmiş değil elbette. Düşüş eğilimi ne zaman başlayacak diye kısa ve orta vadeli bir öngörünüz var mı? Bunu soracağım. Bir de enflasyon denildiği zaman dünyanın içinden geçmiş olduğu enflasyonist ortamdan da bahsetmek lazım. Bize somut yansımaları işte artan kira bedelleri, fahiş artışlar olarak da değerlendiriyoruz. Bununla ilgili bir dengeye kavuşma durumu var mı önümüzdeki süreçte? Özellikle kiralardan bahsediyorum mesela. Teşekkür ederim. Müsaade ederseniz önce bir genelliği üzerine konuşalım. Tabii. Sonra daha spesifik konulara gelelim. Lütfen hatırlatın eğer unutursam. Şöyle, az önce de söyledim. Programın ana bileşeni, orta vadeli programın ana bileşeni dezenflasyondur. Dezenflasyon demek enflasyonun aşağı indirilmesi demek. Şimdi peki siz satır aralarında söylediniz. Faizler arttı ama enflasyon hala yükseliş trendinde. Şimdi birinci konu şu. Para politikası gecikmeli olarak çalışıyor. Bu birinci husus. Yani siz bugün gidin Amerika'daki deneyime bakın, İngiltere'deki deneyime bakın, Avrupa Birliği'ndeki deneyime bakın, Brezilya'daki deneyime. Bütün ülkelerde parasal sıkılaşma başlar. Fakat enflasyon yükseliş trendini bir süre korur. Daha sonra enflasyon aşağı inmeye başlar. Neden? Çünkü hemen etkili olmuyor. Gecikmeli olarak etkili oluyor. Bu birinci husus. Dolayısıyla para politikası çalışacak. Enflasyon düşecek. Sadece zamana ihtiyacımız var. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de tabii bu aktarım mekanizması, biz buna aktarım mekanizması diyoruz. Aktarım mekanizmasını zorlaştıran bir iki faktör var. Etkinsizleştiren bir iki faktör var. Bunlardan bir tanesi KKM. Bir tanesi de tabii ki Türkiye'de tabii ki mevduatların önemli bir kısmı döviz cinsinden. Birikimlerin önemli bir kısmı döviz cinsinden. Şimdi yani para ikamesi var. Şimdi dolayısıyla bu iki faktör Türkiye'de özellikle aktarım mekanizmasını bir miktar daha zayıflatmış durumda. Ama şunu söyleyeyim. Biz başından beri net olduk. Para politikasındaki bu iyileştirme ile birlikte, rasyonelleşme ile birlikte gelecek senenin ikinci yarısından itibaren çok güçlü bir dezenflasyon sürecine gireceğiz. Bunda birkaç faktör etkili olacak. Niye gelecek senenin ikinci yarısı? Bir, tabii ki baz etkisi olacak. Baz etkisinden kastettiğimiz şey şu. Biz bu sene Temmuz ayında bütçeyi düzeltmek için KDV gibi, akaryakıtta ÖTV gibi enflasyonu maalesef artıran bazı vergi artışlarına gittik. Şimdi bu vergi artışları tekrarlanmayacak. Yani gelecek sene sistemden çıkmış olacak. Yani enflasyon serisinden çıkmış olacak. Bu bir. İkincisi, deprem Şubat ayında oldu. Büyük bir deprem. Asrın felaketi. Ama enkazın kaldırılması zaman alıyor. Depreme ilişkin özellikle bizim çok güçlü bir şekilde kaynak aktardığımız, hani bir an önce depremin yaralarını saralım, şehirleri yeniden inşa edelim çabamız, tabii bir takım özellikle konut yapımında kullanılan, altyapıda kullanılan bazı ürünlerin fiyatlarını patlattı, arttırdı. Yani inşaat malzemelerinin fiyatları arttı. Şimdi bu da inşallah Türkiye bir daha deprem görmez. Gelecek sene bu dozda bu fiyat artışlarına ihtiyaç olmaz. Şimdi bunlar baz etkisi. Ama esas etki para politikasındaki bu güçlü tepkiyle bunun gecikmeli etkisinin devreye girmesi. Bu birinci husus. İkinci husus maliye politikası ve gelirler politikası. Bakın bu sene maliye politikası deprem nedeniyle oldukça gevşek sayılır. Ne zamana göre? Geçen seneye göre. Şimdi bu mali tabii duruş, biz adımlar attık, iyileştiriyoruz. Gelecek sene
muhtemelen biraz daha iyiye gidecek diye bekliyoruz. Dolayısıyla maliye politikası da eş güdümlü olacak. Gelirler politikasında da eş güdüm artacak. Yani para politikası, maliye politikası ve gelirler politikası burada birlikte çalışacak. Eş güdüm içerisinde enflasyonun tek haneye düşülmesi için yoğun bir çabaya dönüşecek. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, Merkez Bankamız net bir şekilde ortaya koydu. Önümüzdeki yılın Mayıs ayına kadar yıllık enflasyon yükseliş trendinde olacak. Ama Mayıs'tan sonra yıllık enflasyon çok hızlı ve güçlü bir şekilde bu bahsettiğim bütün faktörler eşliğinde düşecek. Ve yılı %36 ile bitirmeyi ümit ediyoruz. Bu sene %65 öngörümüz, enflasyon öngörümüz, tahminimiz, Merkez Bankası'nın tahmini. Dolayısıyla enflasyon düşecek. Enflasyonun düşmesi demek alım gücünün artması demek. Enflasyonun düşmesi demek öngörülebilirliğinin artması demek. Enflasyonun düşmesi demek yüksek sürdürülebilir büyüme demek. Enflasyonun düşmesi demek Türkiye'ye doğrudan yatırımların, Türkiye'ye fon akışının hızlanması demek. O nedenle biz kısa vadede büyümede bir yavaşlama riskini alıp bunu yapmak durumundayız. Enflasyonu tek haneye düşürmek dışında bir seçeneğimiz yok. İndireceğiz. Kararlıyız. Bunun için para politikasında gereken yapılıyor. Adımlar atılıyor. Maliye politikasında adım attık. Atmaya devam edeceğiz. Gelirler politikasını ona göre şekillendireceğiz. Ve dolayısıyla bu konuda kararlıyız. Enflasyon düşecek. Şunu söyleyeyim. Gerçekten vatandaşlarımız düşüp düşmediğini de inceleyebilecek, takip edebilecek. Önümüzdeki seneden itibaren aylık enflasyonu, çekirdek enflasyonuna bakabilirsiniz. Aylık bazda biliyorsunuz rakamlar enflasyon açıklanırken hem aylık açıklanıyor hem yıllık açıklanıyor. Dikkat ederseniz aylık enflasyonda zaten düşüş trendi başladı. Kalıcı bir şekilde bu düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü ona göre bir kredi politikası var, ona göre bir maliye politikası, ona göre bir para politikası var. Dolayısıyla aylık bazda çekirdek enflasyonu takip ederek bizim hedefimizle uyumlu olup olmadığı incelenebilir. Peki, kiraları kiralar konusuna gelince. Çünkü şimdi hane halkında barınma ve gıda... Şimdi kiraların artmasının iki tane sebebi var. Bir tanesi arzi, bir tanesi tabii ki politika çerçevesiyle ilişkili. Şimdi arzi olan kısım şu. Türkiye'de çok büyük bir deprem felaketi yaşandı. Ve bu deprem felaketi nedeniyle insanlar deprem bölgesinde olsun, deprem bölgesinin dışında olsun çok ciddi bir şekilde bir konut talebi ortaya çıktı. Konut arzı hemen artmıyor. Ama deprem konut talebini birdenbire artırdı. Şimdi bunun etkisi var. Biz şu anda bir konut seferberliğindeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla mesela önceki gün Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Çevre Şehircilik İklim Bakanımız açıklama yaptı. Dedi ki depremle ilgili harcamalarda maliyenin bir kısıtı yok dedi. Doğru söylüyorum. Çünkü biz bir an önce şehirlerimizin yeniden inşa edilmesini, vatandaşlarımızın yeniden sağlıklı konutlara kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi yakında, yani yakında derken önümüzdeki birkaç ay içerisinde inşallah vatandaşlarımıza en az bir 200 bin konut tamamlanmış ve hizmetine sunulmuş olacak. Bu konut arzının artması deprem nedeniyle arzi olarak ortaya çıkan tabii ki bu kira artışını sınırlayacak. Bu birinci husus. İkinci husus, son yıllarda reel faiz çok düşük olduğu için konut fiyatları çok hızlı arttı. Konut fiyatları çok hızlı artınca kira beklentisi de ona göre şekillendi. Yatırım aracı olarak söylüyorum. Tabii, kira beklentisi ona göre şekillendi. Şimdi bir taraftan konut arzını artıracağız. Bir taraftan da bu değişik sektörlerdeki aşırı fiyat artışları dezenflasyon programı çerçevesinde kontrol altına alınacak. Çünkü ucuz krediyle
konut fiyatlarının aşırı artışı beraberinde aşırı kira talebini de getirdi. Şimdi bütün bu hususlar bir araya geldiğinde ben inanıyorum ki kira artışlarında da bir normalleşmeye doğru gideceğiz. Bu bütün sektörlerde hissedilecek. Ben iş alemine buradan seslenmek istiyorum. Son dönemlerde fiyatlama davranışlarında ciddi bozulmalar var. Ama orta vadeli programı baz almaları kendileri için hayırlı olacak. Çünkü orta vadeli program çerçevesinde biz para politikasını, maliye politikasını ve gelirler politikasını şekillendireceğiz. Eski alışkanlıklarıyla devam ederlerse müşteri bulamayacaklardır. Dolayısıyla fiyat artışlarında bir makulleşmeye doğru gitmeleri kaçınılmazdır. Yaparlar yapmazlar kendileri bilir ama politika çerçevesi bunu zorunlu hale getirecek. Peki efendim vakti daha etkin kullanmak adına sonraki başlıklarımdan birini öne çekmek istiyorum. Çünkü diğer hususlardan bahsederken kur korumalı mevduat başlığından iki kez bahsettiniz. Ve koşullu yükümlülük olarak tanımladınız KKM'yi. Zamanla bitirilmesi gerekiyor diyerek de eklediniz. Buna bir yumuşak geçiş, yumuşak iniş, adım adım merdivenleri inmek gibi bir tasvirle kuvvetlendirmek doğru olur mu? 3 aşağı 5 yukarı zaten o çerçevede götürüyoruz. Şöyle söyleyeyim, Ağustos ayının ortasında yaklaşık olarak kur korumalı mevduat zirveyi buldu. 3.4 trilyon lirayla zirveyi buldu. Daha sonra yani en son mesela bu ayın yani Kasım ayının ortası itibariyle de yaklaşık 2.8 trilyona kadar indi. Yani çok ciddi bir düşüş var. Bu düşüş devam etmesini bekliyoruz, bu düşüşün. Buradaki ana faktör nedir? Tabii ki Merkez Bankamızın attığı adımlar var. Detaylarına girmek istemiyorum. Ama önemli olan husus şu. TL mevduatı, normal TL, konvansiyonel TL mevduatı cazip hale geldi. Para politikasındaki düzeltme ile birlikte. Bu devam edecek. Yani burada ben hiç şüphem yok. İkincisi, biz şu anda rezerv biriktiriyoruz. Türkiye'nin rezervleri, az önce de söyledim, Mayıs sonundan bu yana yaklaşık 36 milyar dolar arttı. Çok özür dilerim. Rezerv artış. Rezervin artışının önemi nedir? Onu sorayım. Yani çünkü en basit şekilde soruyorum. Şimdi rezerv, bir ülkenin rezervlerinin güçlü olması dış kırılganlığını azaltıyor. Evet. Bu önemli bir konu. Şimdi detaya girmeyeyim ama rezerv artışının bize bir faydası şu olacak. Bir noktada çıkacağız diyeceğiz ki biz kur korumalıya örneğin şirketlere sorduğunuz için söylüyorum. Hı hı. Vergi teşviği getirmişiz. Yani şirketler kur korumalı mevduata sahip olunca oradan elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi vermiyorlar. Biz rezervlerimiz güçlü bir noktada olduğunda biz yani kendimizi rahat hissettiğimizde onun zamanlamasını biz belirleyeceğiz. Çıkacağız diyeceğiz ki vergi teşviğini kaldırıyoruz. Örnek olarak. Şimdi dolayısıyla bu bir sonuçta bir enstrüman. Şu anda var, hukuki zemini var. Ama koşullu bir yükümlülük olması, para politikası aktarım mekanizmasının önünde bir belirsizlik kaynağı olması. Bütün bu sebeplerden dolayı biz buradan çıkacağız. Yani kur korumalıdan çıkış olacak. Başladı ama tedrici olarak devam edecek. Rezerv birikimiyle birlikte bir noktada bir karar vereceğiz. Rezervi şu yüzden sordum çünkü sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsunuz ve sık sık rezervlerle ilgili güncelleme yapıyorsunuz sosyal medya üzerinden. Bunlar da çok yakından takip ediliyor. Nihayetinde 36 milyar dolarlık bir artıştan bahsettiniz. Bu konuşulması açısından kıymetliydi. Efendim hızla bütçeye gireceğim. Zaten de değindiniz. Bütçe açığının milli geliri oranını %3'ün altına düşürme hedefimiz var dediniz. Elbette bütün fertleri yakından ilgilendiriyor. Bütçe performansını soracağım. Asrın felaketinden de bahsettiniz. Bütçeyi nasıl etkileyecek? Hem 2023'ü hem de 2024 bütçesi açısından kısaca soruyorum. Şimdi az önce de ifade ettim. Amacımız orta vadenin programın sonunda bütçe açığını deprem hariç %2 civarına düşürmek. Deprem dahil %3'ün altına düşürmek. Deprem harcamaları onu kastediyorum. Çünkü deprem harcamaları önemli bir kalem. Bu senede, gelecek senede ertelenemeyecek yani, kalemler tabii. Ciddi yani çünkü
Türkiye büyük bir felaket yaşadı ve deprem nedeniyle bütçe açığımız arttı. Şimdi bunu kısmen telafi etmeye çalıştık ama edemedik tamamını. Dolayısıyla hedefimiz şu. Bu sene bütçe açığını %6'nın altında tutmak, gelecek sene %6'nın altında tutmak genel anlamda. Ama 2025-2026'dan sonra %3'e yakın sayıp %3'ün altına çekmek. Deprem dahil. Deprem hariç çok hızlı bir şekilde biz bütçe açığının milli geliri oranını %3 civarına çekme çabasındayız. Neden? Çünkü mali disiplin çok önemli. Türkiye ikiz açığa izin veremez. Bir taraftan cari açığı azaltmaya çalışıyoruz. Bakın, inanıyorum ki cari açıkta da kalıcı başarıyı sağlayacağız. Yani bütün politikalarımız buna yönelik. Cari açığın, örneğin milli geliri oranını %2'nin altına düşürmek istiyoruz. Çünkü %2'nin altındaki bir cari açık, büyük oranda doğrudan yatırımlarla, yani borç olmaksızın, doğrudan yatırım kalıcı finansmandır biliyorsunuz. Doğrudan yatırımlarla finanse edilebilir düzeye çekeceğiz. Oraya çekene kadar durmayacağız. Yani cari açığı milli gelire oran olarak %2 ve altına düşürmek istiyoruz. Şimdi dolayısıyla bütçe açığını %3'ün altına, cari açığı da %2'nin altına çekerek Türkiye'nin makro finansal istikrarını pekiştireceğiz. Bunu yaparken özellikle bütçe bağlamında siz sorduğunuz için söylüyorum. Bir taraftan verginin tabana yayılması, vergide adaletin bir miktar iyileştirilmesi, yani önümüzdeki dönemlerde çok önemli. Tasarrufa da çok önem veriyoruz. Çünkü biliyorum ki vatandaşımız kamuda tasarruf da bekliyor. Ve gerçekten bu konuda da yoğun bir çaba içerisindeyiz. Size bir tane örnek vererek bitirmek istiyorum bu konuyu. Bizden örneğin kurumların planlanmış taşıt talepleri var. Diyelim ki bir tane üniversite rektörümüz diyor ki benim taşıdım eski, yenilenmesi lazım. Çok basit. Onayı verirken diyoruz ki bir, sadece yerli ve milli olan ve kullanımı ucuz olan elektrikli TOG'u alabilirsin diyoruz. Çünkü kamu sonuçta. Bir, ikincisi mevcudu da satacaksın diyoruz. Yani mevcudu yani mevcut aracı elinden çıkartacaksın. Ekonomiye kazandırır. Tabii. Muhtemelen mevcut daha pahalı bir araçtır. Muhtemelen dizel veya benzinlidir. Gideri yüksektir. Şimdi biz diyoruz ki elektrikli alacaksın. TOG alacaksın. Koyuyoruz yani. Ben onay yazısında öyle yazıyorum. Ve yani sadece bunu alabilirsin. Çünkü nispeten diğer araçlara göre daha ucuz. İdamesi daha ucuz. Ama bir şartla elindekini de çıkartacaksın diyoruz. Satacaksın. Dolayısıyla biz gerçekten bu konularda hassasız. Çünkü milletimiz hassas. Bizden mesela yurt dışı gezilerinde yoğun bir şekilde inceliyoruz. Gerçekten gerekli mi? Yani bu ziyaret gerekli mi? İki, bir kişi gitse olur mu? Bazen heyet gerekiyor, tamam. Ama o konularda da hassasiyet gösteriyoruz. Bütün tasarruf yapılabilecek alanlarda biz çaba içerisindeyiz. Ama şunun tekrar altını çizmek istiyorum. En büyük tasarruf, üretken alanlara kaynakların kanalize edilmesidir. Peki. Efendim, cari açıktan zaten bahsettiniz. Zaten şu yayında bunu da çok net anlıyoruz. Şimdi ben yayında 11 başlık hazırladım. Siz enstrüman metaforunu kullandınız. Hakikaten öyle, bir senfoni orkestrası gibi. Bir başlıktan bahsederken diğerinden bahsetmeden olmuyor. Tekrar için değil ama biraz daha açmak için, vaktimiz de zaten daraldı. Cari açık. Cari açık doğrudan yatırım, anladığım kadarıyla cari açığın ilacı. Ne dersiniz? Tabii dünyadan bizim yatırım çekmemiz, teknoloji devşirmemiz, know-how devşirmemiz, ihracata konu alanlarda yatırımların yapılması çok değerli. Örneğin bugün Avrupa Birliği ile başladığımız, yani Gümrük Birliği'nin başladığı nokta ile bugünkü nokta aynı mı?
Başladığımızda Avrupa Birliği'ne karşı büyük bir korku vardı. Rekabet edemeyiz diye bir korku vardı. Avrupa Birliği'ne, Gümrük Birliği'ne girmekle birlikte Türkiye'ye çok ciddi yatırımlar geldi. Otomotiv gibi çok önemli sektörlerde büyük ihracatçı haline geldik. Ve geçen sene örneğin Avrupa Birliği'ne karşı dış ticaret fazlası verdik. Düşünebiliyor musunuz? Yani dolayısıyla doğrudan yatırımlar değerli. Ama öncelikle şuna geleyim. Ve iş alemine tekrar buradan TRT kanalıyla seslenmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak. Mutlaka dış pazar arayışına girsinler. Ve biz bunlara, yani ihracatçılara, iş alemine her türlü desteği vereceğiz. Bakın her türlü. Bakın geldiğimiz günden beri ihracat reskont kredilerini 10 kat artırdık. 10 kat. Faize üst limit getirdik. Şu anda %25.9. Üst limit. Bakın şimdi hizmet ihracatına konu olan alanlarda, ya örneğin diyelim ki bizim bir yazılımcımız İstanbul'da oturuyor, dünyaya hizmet veriyor. Yeter ki o dışarıdan kazandığı geliri getirsin, %80 oranında vergi muafiyeti sağlıyor. %80. Sembolik bir hale düşürdük. Zaten kurumlar vergisi, yani ihracata konu olan alanlarda siz de biliyorsunuz, %20 civarında. Dolayısıyla yani burada sembolik bir düzeye düşürdük. Yani hizmet ihracatını destekliyoruz. Exim Bank'ın sermayesini biz %49 artırdık. Ama yetmez. Şimdi biz yakın dönemde, inşallah açıklayacağız, biz Exim Bank'a 10 yıl vadeli, yüksek montanlı, sermaye benzeri bir kredi getireceğiz, bulacağız. Onun müzakerelerinin son evresine girildi. Dolayısıyla biz bir taraftan ihracatçıya çok güçlü destek vereceğiz. Hem kredi imkanı, düşük faiz, uzun vadeli imkanlar çerçevesinde. Bir de düşük vergi. Dolayısıyla ihracat Türkiye'nin çıkış yoludur. Biliyorum dış talep zayıf. Biliyorum ekonomistler diyecekler ki ticaret ortaklarımızda büyüme zayıf. Kabul, doğru söylüyorlar. Ama olsun, biz pazar payını büyütelim. Yani düşük de büyüseler başkalarına göre rekabetçi bir konuma gelip oradan ilave pazar payı alalım. Dolayısıyla bizim amacımız önümüzdeki dönemde net ihracatın milli gelire, büyümeye katkısını pozitife dönüştürmek. Biz bunun olacağına inanıyoruz. Şimdi yatırım taahhütlü avans. Az evvel bahsettiğiniz çerçeve kapsamında sermaye gibi kredi mi, yoksa o başka bir şey mi? O biraz başka bir şey. Onu yakın dönemde Merkez Bankamız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız o konuda gereken açıklamaları yaptılar. Yanlış hatırlamıyorsam dün Cumhurbaşkanımız da bu konuda bir o kapsamda sosyal medyada bir açıklaması vardı. Şimdi YİTAK denilen krediler farklı. Burada amaç yüksek teknoloji ürünlerin üretimini teşvik etmek. Bu program bütün dünyaya açık. Yerli, yabancı, herkese açık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Türkiye'nin dış ticaretinde önemli olan 281 kalemi belirledi. 281 ürünü. Bu 281 ürünü şimdi yayınladı. Şimdi biz özel sektörden, iş aleminden, dünyadaki bütün yatırımcılardan şunu bekliyoruz. Ben şu ürünü üretebilirim. Peki onun teknik olarak bu kabiliyete sahip olup olmadığını kim belirleyecek? Süreç Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda başlayacak. Onlar teknik olarak bu yeterli deyince, peki bunlar bunu finansal olarak yapabilirler mi? Finansal fizibilitesini bankalar yapacak. Nihai kararını, yani cari açığı azaltıyor mu? Enflasyonla mücadelede katkısı var mı? Şeklinde nihai kararı Merkez Bankası verecek. Ve böylece bakın önümüzdeki 3 sene içerisinde 300 milyar lira, yani birer milyardan 300 tane potansiyel büyük yatırımdan bahsediyorsunuz. Yüksek teknoloji
ürün üretiminden bahsediyorsunuz. Biz orta vadeli programı açıklarken dedik ki bizim odak noktamız yatırımdır dedik. Şimdi yatırım olunca istihdam olur. İstihdam olunca üretim olur. Ama biz bu üretimin önemli bir kısmının ihracata konu olmasını istiyoruz. Ya da ithalat ihtiyacımızı azaltmasını istiyoruz. Dolayısıyla biz bu konuda kararlıyız. Şimdi bunu Merkez Bankası yapıyor. Ben bu süreç önceden başlamış. Bütçenin şartları ortada. Önümüzdeki dönemde biz bunu Merkez Bankası'ndan alıp bir bütçe kapsamında yapmak istiyoruz. Yani neden? Çünkü Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarıdır. Yatırım teşviğini biz vereceğiz. Ama dediğim gibi şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Enflasyonda bir geçiş dönemindeyiz. Maliye politikasında deprem nedeniyle bir geçiş dönemindeyiz. Biz doğruları yapacağız. Uluslararası normlara uygun yapacağız. Kurala dayalı yapacağız. Öngörülebilir olacağız. İlk gün ne dediysem bugün de aynı şeyi söylüyorum. Onun için milletimiz bize inanıyor, güveniyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümete güveniyor. Ben inanıyorum ki biz bunu başaracağız. Yani enflasyon biraz sabırla düşüşünü göreceğiz. Gelecek sene bu vakitlerde konuşacağız. Sözünü alalım o zaman o yayın. Tabii tabii. Gelecek sene bu vakitlerde enflasyonun düştüğünü, bir sonraki yılın hedefi olan örneğin 2025'te onlu rakamlar yani %14 biliyorsunuz yıl sonu hedefi, onu konuşuyor olacağız. İlk yayını o zaman bizimle yapacaksınız Sayın. Tabii ki memnuniyetle her zaman için. Dolayısıyla amacımız yüksek teknoloji ürünler. Merkez Bankamız bu konuda bir programı var. Daha önceden vardı. Devam ediyor. Burada süreç şeffaf olacak. Herkese açık olacak. Önemli olan burada teknik yeterlilik, finansal yeterlilik ve bizim öngördüğümüz programa katkı çerçevesinin sağlanması. Efendim yani şöyle bitirelim, mali hususların bütün titizliğiyle tam vaktinde bitirdik. Ben de bütün soruları sordum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İşin esprisi bir yana hakikaten değer kattınız, sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i ağırladık özel röportajda. Yayınımız öğle ana haberle devam edecek.